Arkadaşlar Kale Boldırcan Süs Tavukları kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Hacı Baba rahatsızdı, korona oldu. Annem dolayısıyla öyle. Fakat şimdi yanımızda ve bize yardım ediyor. Bugün ne yapıyoruz? Arabaşılık bıldırcın kesiyoruz Hacı Baba'yla. Hep dua etmişimdir, kurban kestik. Sizlerin sayesinde, duaları sayesinde iyileştiler arkadaşlar. Çok şükür. Tabi her zaman da geçmiş videolarımda da söylemişimdir. Hacı Baba'ya bıldırcın kestik diye bir yıl önce de böyle bir video düzenlemiştim. Orada bir kelime konuşmuştum. Aynen o kelimelerim geçerlidir arkadaşlar. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğinden şüphe etsin. Allah başımızdan eksik etmesin. Şimdi çok iyi, çok şükür. Görüyorsunuz bize yardım ediyor. Şimdi Batuhan'la içeriden Ukrayna bıldırcınlarını toparlayıp burada kesim işlemleri yapacağız. Biraz önce tabii Jumbo ve Japonları kestik. Öyle değil mi Batuhan? Evet. Jumbo ve Japonlarımız kesildi. Dede belini ağrıtmasaydım ben dökerdim. O boş durmaz ki. Tabii şimdi Batuhan yumurtaları da toplamadık. Artık yumurtalar için de takipçilerimize güzel arkadaşlar, daha güzel arkadaşlar yeni gidiyor. Çiftlik çalışmalarımızdan dolayı işlerde biraz aksaklık oluyor. Tabi yumurta gönderilerimiz devam ediyor. Şimdi orada yeni kafes sistemleri kurduk. Ki kendi imalatımız olan yani kendi tasarlamış olduğumuz kafesleri oraya kurduk. Şimdi burada fazla gelen Ukrayna bıldırcınları var. Bu Ukrayna ve Texas bıldırcınları aynı kuştur. Bunlarla ilgili sizlere güzel videolar düzenleyeceğim arkadaşlar. Tanesine 5 TL verip almayın yumurtanı. Bakın çok net konuşuyorum. Kesinlikle sizlere bunlarla ilgili yine güzel videolar düzenleyeceğim. Ve aynı zamanda buradaki son demlerimiz, öyle mi baba? Artık yavaş yavaş Anadolu tabiriyle göçüyoruz. Evet. Tamam. Maşallah. Bunlar erkek. Şimdi hiç yerinde durmuyor. Hiç yerinde durmuyor. Çok da canlı kuşlar. Arkadaşlar bu kuşlar şu an 45 günlük kuşlar. Bu da şu an 45 günlük Japon kuşu. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Tamamıyla iki katı. Tabii bunlar Hacı Baba iyileşince ailece dedik ki arabaşı yapalım. Onun için ayırmıştım bu kuşları. Diğerlerinde zaten hepsini kestik. Evet. Bu da bir güzel bir erkek Ukrayna. Ele avuca sığmıyor arkadaşlar. Tabi huniye nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Diğer türlerden 14 tane evet, makineyi diğer, olabiliyor. Türlerden 14 adet alıyor huniler fakat aynı anda makine de. Yolma makinemiz de. Fakat bunları biraz zorlanıyoruz. Şu Japonları alalım içinden. Çünkü bunları kesinlik diye ayırmıştım arkadaşlar. Hey maşallah. Kim ya. Burada çok erkek fazlalık var. Şuna bakar mısın Batuhan? Maşallah. Diyorlar ki ya o kuşlar işte 7 aylık 8 aylık hiç aslı yok. Çok hareketli. Zaten 7 aylık 8 aylık kuşların da tüyleri böyle olmaz. Olmaz. Tabi bunları kesinlik olarak ayırdık. Şöyle gösterelim. Safkan orijinal Ukrayna kuşu arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bakın bu kuşlarla Texas kuşları aynı kuşlar. Onun için tanesine 5 TL gibi rakamlar isteniliyor. Geçen sene bu terbiyesizlikleri yapanları ben çok kötü videolarda bahsetmiştim. Yine de bahsedeceğiz. Yani şu an işleri toparlama aşamasındayız. O yüzden pek video düzenleyemiyorum kanala. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hey maşallah. Sadece besleme usul ve esasları adı altında bir video düzenlemiştim. Size bu Ukrayna bıldırcınlarının nasıl 530 gram, nasıl 600 gram geldiğini teker teker videolarla açıklayacağım. Bunlar şimdi normal etlik toz civciv yemiyle 45 günde bu hale gelen kuşlar. Ve şu anda zaten 400-450 gram arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Görüyor musunuz?
puan. 14'e tamamlayacağız sayıyı. Baba istersen 14'e tamamlamayalım. Çünkü tüy yolma makinesi birazcık zorlanıyor. İstersen Huni'ye 10 tane koyalım. Veya 12 tane. Olur. O zaman tam... Şeylerle birlikte, Japon bıldırcınlarıyla birlikte... Yok, Japonları da koyacaksak 12 tane koyabiliriz. Tamam, böyle yapalım onu. Bunlar erkek çoktu burada, kesinlik olarak. Ayırdım. Onlara bir şöyle göz gezdirelim. Evet, bu erkek. Erkeklerin yapısı biraz daha küçük oluyor. Evet. Her hayvanın dişisi biliyorsun birazcık daha yağlı oluyor baba. Şuna bak ya. Kafesin içinde başladı şey yapmaya. Şuna bakar mısın? Ya aslında Batuhan hassas şeyi getirmedik değil mi? Yok o yeni çiftlik yerimizde maalesef. Orada işe yaradığı için. Bunu şöyle gösterirdik yani. Şuna bir bakar mısın ya? Maşallah. Şurada bir tane var herhalde. Evet. O zaman şöyle bir denklem kurabiliriz. Ukrayna eşittir 2 tane Japon. 2 tane Jumbo. 2 tane Jumbo. Beş. Yine 2 tane Kıbrıs. 9. Evet. Bu da albino arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar da şimdi neden bunları ben karışık koydum? Onları da söyleyeyim. Kesimle ayırdığım için. Arkadaşlar albino böyle küçük olur yapısı. Japon gibi, bir jumbo gibi. Jumbo gibi ama yumurtacı kuşlardır. Güzel yumurtlarlar. Fakat Ukrayna çok farklı bir kuş. Yani bugün şöyle Batuhan şuradan bak şöyle bir göster. Şöyle bir göster bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam Batuhan bunu da atalım içine. Kaç tamam. Tane oldu? Toplamda 10 tane oldu. 10 tane. Şöyle koyalım. 2, 4, 10. 6, 8, 10. Zaten sıkışır. 2 tane daha koyarsak tam oluyor. Şurada albino var olacaktı. Tamam. Şu albino da koyalım. Fişek gibi gidiyor. İşte arkadaşlar genç sağlıklı hayvan bu şekilde olur. Tamam yeterli herhalde Batuhan ya. Bir adet daha olursa tam olur. Bakın şurada albino olacak. Bir tane daha albino olacak. Sanırım şurada. Evet, yok yok tamam. Buldum. Tamam. Buldum. Evet. Bacaklarından da belli. Kısa ve ince ya. Bacaksız. Tamamdır. Bizim arabaşçılıklar çıktı. Arabaşçılıklar çıktı. Batuhan ne yapacağız? Kuruçkalık yumurtaları toplayacağız. Bununla da ilgili yine küçük bir video düzenleriz arkadaşlar size. Dediğim gibi iş yoğunluğundan dolayı kanala video çekemiyorum. Arkadaşlarım merak etmesinler. Özelden de çok mesaj atan oluyor. Akdeniz bıldırcını burada var. Mavi yumurta var. Yani bunların hepsi sırayla siz değerli takipçilerimize diyemeyeyim. Kardeşlerimize bunları tek tek göstereceğiz. Aynı zamanda mavi yumurta ve Texas adı altında Ukrayna bıldırcın yumurtasının tanesine 5 lira verenlerden de artık size bırakıyorum yorumu. Çok uygun hesaplı bir şekilde sizlerin önüne gelecek. Ne zaman? 15 güne kadar gelir. Zaten Ukraynalar hesaplı. Tanesi 5 liradan mı satıyor Batuhan? Yo 4,5 lira. Paketi kaç lira? 20 lira. Paketi 20 lira. Kıbrıs kuşları, Kıbrıslar başka Kıbrıs melezi var. Yani bütün ırklar var arkadaşlar. Cins kuşlar da dahil. Kuruçkalık bıldırcın yumurtasını yine bu kümesten gönderimler yapacağız. Neden? Çünkü yeni yer çok büyük bir yer. Orada sadece sofralık yapacağız. Sofraların yanı sıra da yine bir 8-10 kafes şeyimiz olacak. Çünkü siparişlere yetişemiyoruz. Yani burası yetersiz. Oradan da takviye yapacağız. Ama genel anlamda %90 bu kümesten gidecek.
Çünkü ısı derecemiz şu anda 22-23 derece. Yani onun için bunu tabi herkes bilmez. Bulgurcun 16 derecede dahi yumurtlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Ama döllük oranı ne olur? Düşer. Çok düşer. Yani %20'lere, %30'lara düşer. O yüzden kümes ısı değerlerimiz bir defa 22 derecenin altına kesinlikle düşmeyecek. Hadi gel Batuhan. Şimdi Hacı Baba da bize ne diyecek? Ya amma uzattılar ya falan diyecek orada. Gel. İşinize gücünüze bakın. Bakışıyla Hacı Baba bize bakıyor. Hadi diyerek. Geç oldu diyor. Evet, yani, arkadaşlar şimdi kesim aşamasını ben sizlere göstermeyeceğim. Kanalımızı küçük yaşta kardeşlerimiz izliyor. O yüzden sadece şunu söyleyeyim. Bunları alıp buhunun içerisine yerleştireceğiz. Yönümüz kıble. Bismillahü Allahu Ekber deyip kesiyoruz. Değişik yorumlarla karşılaşıyorum. Helali haramı çok iyi bilen insanlarız. Buradan Allah'a şükürler olsun. Allah'a hamdolsun. Çok şükürler olsun. Neşemiz de yerinde. Yeni çiftliğimiz orada. Hacı babamız iyileşti ama tabii biraz da buruk sevinç yaşıyorum. Buradan da Kastamonu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı eniştem şu an yoğun bakımda. O yüzden biraz hüzünlüyüm. Babam, annem iyileştiler. Ablalarım iyileşti fakat hüzünlü bir sevinç yaşıyoruz. İnşallah dualarımız da onunla kısa zamanda aramıza döner. Tabii bu bıldırcınlardan da onun nasibi de var. Onun nasibini ayıracağım artık. Şifa kaynağı bıldırcınları tüketin arkadaşlar. Kim ne derse desin. Yumurtalarını tüketin. Özellikle döllü yumurtasını tüketin. Biz şimdi sofralıkta yapıyoruz. Sofralıklarda döl oranı %0. Fakat onun da bir hikmeti var. Onlarla ilgili de güzel videolar düzenleyeceğim size. Hücre yenilemesi gibi. Daha çok faydası var. Aynı zamanda yine bıldırcın kremi var. Egzama hastalıklarına çok iyi geliyor. Bunun da tabii biraz evrak işleri var, sıkıntılı gidiyor. Hepsini bir arada yapamıyoruz. Onunla ilgili de yine kısa videolar düzenleyeceğim size. Evet, Batuhan ne yapacağız? Şimdi burada ne yapalım? Burada durduruyoruz. 2 saniye sonra tekrar sizinleyiz. Tüy yolma safhasını göstereceğiz. Ondan sonra da bu bıldırcınları ev ortamında güzelce temizleyeceğiz. Tabii arkadaşlar şimdi bunları bizim şu an ticaretimiz yok fakat Ankara'dan da yine bir kardeşimiz 50 adet siparişi var. Hepsini yiyemeyeceğimize göre 50 tanesini de oraya göndereceğiz ki afiyet olsun diyelim o zaman. Daha önceki videolarımızda da ne dedik Batuhan? Organik bir şekilde bıldırcınlarımızı yetiştiriyoruz. Yani bıldırcın doğada ne yer? Ona göre yemler hazırladık. Onunla da ilgili kanalımızda videolarımız var. Ve bundan sonraki yeni çiftlik yerimizde de arkadaşlar buna çok büyük özen göstereceğim. Yani biraz pahalı olur ama olsun. Yani diğer piyasası 12 liraysa 15 liraya mal olur ama güzel, lezzetli bir şekilde olur. Her şey olur. Bizim için. Organik beslenmek lüks değildir. Onun için şimdi yine sosyal medya, Facebook hesaplarımızda da ne yaptım? Orijinal köylü tavuğu arıyorum. Bulamadım. 40-50 sene öncenin tavuklarını ama birkaç yerden bulduk. Bakalım işte onları da getireceğiz. Hadi bakalım. O zaman görüşmek üzere. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kesim işlemlerini komple bitirdik. Bu son partiydi. Bunu toplayıp yolduracağız. Yukarıda temizleyeceğiz. Daha önce bu ev hakkında da çok böyle acayip yorumlar geliyordu. Şurasına şöyle yapsan böyle yapsan. Hiç gereği yok arkadaşlar. Biz olduğumuz gibiyiz. Doğal. Şimdi buranın doğallığına da bozmak ya da herhangi bir şey yapmak istemediğimden dolayı değilse buraları çok güzel lüks hale getirebilirdik. Fakat ben daha çok eskiyi seviyorum. Şimdi burasında tandır. Hacı Baba'ya burada ne yapacağım? Bıldırcın fırın yapacağım arkadaşlar. Bunları güzelce bir temizleyelim. Allah'ın izniyle koronayı da atlattık. Dediğim gibi buruk bir sevinç yaşıyoruz ama inşallah eniştem de kısa zamanda aramıza dönecek. Dualarımız, duygularımız tabii ki onunla. Bu ülkeye çok büyük hizmetleri oldu. Hala da hizmet etmeye devam ediyor. Tabi Batuhan bunu nasıl toplayacağız? Diğerlerini 15 tanesini bir arada oluyordu. Bunu ne yapacağız? Ondan sonra buradan ne yapalım? Gönderme yapalım. Kime? Turgut'u taklit edelim mi Batuhan? Taklit etmeyelim. Esasında çok seviyorum ben. Harikalar diyarı Turgut kardeşim. Ne edek? Nasıl edek? Kuş kesirek.
O bizim canısı. Tabii Ahmet'i de unutmuyorum. Ahmet'in tavukları, Hasan'ın hobi dünyası, Emrah Bilgili. Bunlar bizim can ciğer kardeşlerimiz. Kümesistan Faruk. O nasıl giriyor videolara Batuhan? Kümesistan. Ölgemiyor. Kümesistan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Hindi Faruk abimize selam olsun. Şimdi işte arkadaşlar, biraz önce Batuhan bahsetmişti. Bu Ukrayna bıldırcınları iri hayvanlar olduğu için biraz zor yoluyor. Yani normalde Jumbo ve Japonları 14 adet. Zaten burada Jumbo Japonlar tertemiz. Fakat Ukrayna bıldırcına gelince 8-9 o civarda yani. O zaman bismillah. Hadi bakalım. Şöyle bir kapıyı açalım. Yerinden kalkmıyor diyorsun ha baba. Aynen öyle. Aybara tavuk. Bu tarz makinalarla da ilgili çok sorular geliyor bana. Onunla ilgili de ben arkadaşlar sizlere kısa videolar düzenleyeceğim. Onu düzenle, bunu düzenle, fakat bir türlü işlerimizden dolayı böyle müsait olup da şey yapamadık. Tertemiz oldu. Anadolu tabiriyle helkedeki suyumuz bitti. Helke? Bir ilanımız var. İlan var. Batuhan, şimdi biz dedenle bunları temizleyelim. Tamam. Bizim bir tane arkadaşımız vardı. Hem de şöyle sohbet edelim. Tabii biz Anadolu olarak şive, her yönün şivesi farklı. Yani bugün bir Trabzon, Karadeniz ya da Doğu Anadolu'daki kardeşlerimiz. Bizim burada da arkadaşımızın bir tanesi uzman çavuş oldu. Hem böyle latife yapalım biraz. Ya tabii bizim gibi konuşuyor. Neyse. Bu gitti. Tekrar geldi. Bu olaya da 20 yıl oldu. Cumartesi pazarı var. Kırıkkale'nin meşhur. Tabii önceden şehir merkezine kuruluyordu. Şimdi kapalı pazarlar oldu. Bu anlattığıma da herhalde bir 22 sene falan oldu. Bu geldi. Ya işte Ayhan, ya işte bölük komutanımızla aramız çok kötü falan. Böyle ince ince konuşmaya çalışıyor. Nisan ayı. Ya o arada bir de yağmur yağdı Batuhan. Şakır şakır böyle. Bir baktık. Yukarıdan sel aldı geldi. Fırınlı Camii'nin oradan. Leğenler suyun üzerinde geliyor. Ondan sonra durdu, duramadı bu. Baştan kibar konuşan. Durdu. Ula kardeşim bak bak, ilanlere bak. Lan üstümüze geliyor diyor. Ama nasıl gülüyorsun? İlan. İlan yani. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Tertemiz çıkardı. Şimdi bunları ev ortamında yukarıda temizleyeceğiz. Annem indirmedim aşağıya. Özellikle indirmedim. Onun kalp rahatsızlığı da var. Hacı baba da, ona da kıyamıyorum esasında. Ama o da bize kıyamıyor. Öyle işte, bakalım. Evet, Ukrayna bıldırcını. Her halinden belli. Keklik kadar var arkadaşlar. Yani. Maşallah. Şimdi Hacı Baba'ya fırında mı yapalım bıldırcını Batuhan? Tavada mı yapalım? Bence tavada yapalım ve yağından daha çok yararlansın dedim. Tabii ya, özellikle evet. Ya. Ya bizim arkadaşlar soruyorlar ya, ne rahatsızlığı vardı? Bağırsak rahatsızlığı vardı arkadaşlar. Düğümlemeler meydana geliyordu. 3 defa ameliyat geçirdi. Bunları her zaman söyledim. Söylemekten de geri kalmayacağım. Çok şükür bu işe başladık. Niyetler de halis olunca Mevla bize daha böyle güzellikler nasip etti. Tabi ana babanın duası insanın sırtındaki en büyük zırhtır. Onun için Allah onlardan razı olsun.
Buradaki işlemlerimiz bitti. Batuhan yukarı çıkalım. O zaman yukarıya çıkalım ve temizliğe başlayalım. Hacı babaya da güzel bir bıldırcın tava yapalım. Aynen.